Merhaba sevgili satranç severler. Teorik derslerimizden İspanyol açılışına hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi maçımı göstereceğim. Mallorca adalarında, İspanya'da Mallorca adalarında olimpiyatlardan oynadığım bir maç. Arnavutluk'tan büyük usta Eric Derviş ile oynamıştım. Çok da güzel oynadığım bir maçtı. E4 E5, at F3 at C6, fil B5 A6, fil A4 at F6, rok fil E7. Kale E1 B5, fil B3 D6, C3 rok, H3 fil B7. D4, kale E8. Evet, bildiğiniz üzere burada at G5'li varyant var. At G5, kale F8, at F3, kale E8 beraber oluyor. Fil B7'li sistemde. At BD2, fil F8, A4. H6, D5. Ben bu varyantı oynarken, hazırlanırken Svitler'in oynadığı bir maç vardı. Oynayıp güzel kazandığı bir maç vardı. Onu referans olarak hazırlanmıştım. At B8 C4. Şu an takip ediyoruz halen Svitler'in maçını. C6 AB5 A çarpı B5 kale çarpı A8 fil çarpı A8 CB5. Evet, burada CB5 oynarsa eğer CB5 oynamadı. Beyazların planı çok basit. Fil C2 oynadıktan sonra fil D3, vezir B3 ile B5 piyonuna baskı yapmak. B5 piyonu biraz daha zayıf B2 piyonuna göre. Bir de D5, E4, D6, E5 formasyonunda benim bir alan üstünlüğüm var. Taşları biraz daha pasif siyahın. Beyazlar için beyazların hafif üstün olduğu bir konum. Yani Rusların bir değerlendirmesi var 10 üzerinden. Eğer 5-5 dersek konuma eşit demektir. 6-4 dersek beyazın hafif üstünlüğü var. 4-6 siyahın hafif üstünlüğü var. 7-3 ve 8-2 beyaz üstün demek. 8-2 kazanca biraz daha yakın. 3-7 siyah üstün, 2-8 siyah kazanca yakın demek. 9-1-10-0 kazanç demek veya 1-9-0-10 kazanç demek. Bu konum için 6-4 ile 7-3 arası diyebiliriz. Yani tabi arası diye bir şey yok aslında ama 6-4 ile 7-3 de olabilir tekneye bağlı olarak. Çünkü buna benzer çok konum beyaz tarafından kazanılmıştır. 6-4 veya 7-3 de denebilir. Rakibim CD5 aldı. E çarpı D5, at çarpı D5. Burada at BD7, Svitler'in partisi. Benim hazırlandığım baştan önce çalıştığım parti. At BD7'ye at B1 çok güzel hamle Svitler'in oynadığı. At C5, at C3, at çarpı B3, vezir çarpı B3. Evet, net piyon önde. B piyonu geçer. Fil kısıtlanmış D5 piyonu yüzünden. Hareket edemiyor. Fikrimiz B piyonunu ilerlemek. İlerleyebilirsek ilerlemek. At D2, at C4 fikriyle oynayabiliriz. Fili E3'e koyabiliriz. Kaleyi A1'e koyup B6, kale A7. Fikrimiz çok basit. Siyah biraz daha pasif konumda. Alan üstünlüğü de beyazda olduğu için. Bu oynanabilirdi. At D5 oynadı rakibim. At D5, at E4'e. At F6. Bu daha önce oynanmış parti var böyle. At B4 oynamışlar. At B4 kötü. Çünkü at B4'de fil G5 çok kuvvetli hamle. Eğer H5 alırsa at FG5'ten sonra F7 istekte vezir H5 istiyorum. Yani D5 sürerse mesela vezir H5. Şimdi matı nasıl engelleyecek? F8 karesini boşaltması gerekiyor mat engellemesi için. D6'ya çıkabilir fili. Ama D6'ya çıktığımda da kurtaramayacak. C5'e zaten çıkamıyor. D6'ya çıktığımda da vezir F7 ile başlayabiliyorum. Vezir F7 sonrası mat olacak. Çünkü şöyle basit bir fikrimiz var mesela. At F6. İstersem A8, E8'i alabiliyorum vezirle aldığımda. Ama bu kazanç için yeterli. Sadece göstereyim at F6 fikrini. Ve mat. Yani mattan kurtulamıyor. Eğer fil C5 oynarsa da dediğim gibi fil C5'e de at C5 alabilirim en basiti. Vezir F7, vezir H5 oynadıktan sonra. Bu konum kayıp. Yani G5'i alamıyor. Vezir D7 oynarsa fil çarpı H6. Tehdit at F6. GH6 alamıyor. D5, fil D2. Şimdi burada D çarpı E4 alırsa at G5, F7'yi istiyoruz. Tehdidimiz fil çarpı F7 almak. Şöyle kaçınca vezir H5 mat yapmak. Fil D5 oynarsa eğer burada fil çarpı B4 kuvvetli. Çünkü fil çarpı B4 alırsa fil D5 veya vezir, fil D5 daha temiz. Fil D5 bunu alamıyor. Bunu aldığı takdirde fil F7 ile devam edebilirim burada. Vezir D5 zannetmiyorum vezir D5'in iyi olacağını ama fil D5 yeterli bence. Fil D5, fil E1, fil F7, şah F8. Bu bile oynanabilir burada.
Vezir E4 almak istiyorum. E8 almak istiyorum. Kalite gireyim. 2 piyona kalite. Çok rahat oynanabilecek bir konum. At D5 oynarsa eğer. Vezir H5. Vezir F5'e G4. Vezir G6'ya. Vezir çarpı G6. F çarpı G6'ya kale abi. Şimdi hedef burada açmazda bir taş var. Açmazdaki taşı koruyan taş bu. Bunu yok etmek. Yani at D7 mesela oynarsa kale A8. Basit bir tema. Taş öne geçiyoruz. Fil B7 oynarsa kale A7. Artık kurtaramıyor. Fili hiçbir şekilde bu atı koruyacak şekilde tutamıyor. Korursa da fili alıp D5'e alacağız. Kaybediyor. Yani burada fil D2 güzel hamle. Fil D2 at D3 oynarsa şimdi at FG5. Bakın E4 atı halen boşta ama alınamıyor. Vezir F5'e vezir H5. Kale E3 Svidler'in partisi. Gristju yendiği parti. Güzel bir parti bu da kale E3. Vezir H5. Bu daha etkili. At E1, at F6. Çok kuvvetli bir hamle. Vezir F6 alamıyor. Vezir H7 mattan dolayı. GF6 aldığı takdirde vezir F7, şah H8, vezir E8. FG5'e fil E1 ve kazan. Çünkü B8 atı ve A8 fili istekte kalacak. İki piyon öndeyiz. Taşlar eşitlenecek. Beyaz için rahat bir kazanç. Evet, çok karışık bir varyanttı bu at D5'ten sonra at E4. At F6 oynadı rakibim. Yenilik yaptı maç sırasında. Buradaki tabi benim avantajım nedir? Her şey eşit ama benim B'de geçerim var. Ve D5 sürdürmemem gerekiyor. Çok kritik bir şey bu. D5 sürdüğü takdirde siyahlar daha iyi konuma gelecek. Filini C5 oynayacak. Merkezde üstünlük kuracak. D5 sürdürmemem gerekiyor. At F6. Vezir F6, at H2. Şimdi D5 süremiyor. Neden? D5'e fil D5. Kale D8, at G4. Vezir D6'ya at çarpı H6. Güzel hamle. Eğer vezir H6 alırsa fil F7, şah F7, vezir D8'den sonra kazanç artık. Bu çok rahat. Fil H6 istiyorum. Zaten vezir H6 alamıyor. Fil H6 varmış, pardon. Kaçırdım onu da. Fil F7'ye odaklandım ben. At H6, GH6'ya vezir G4, şah H8, fil A8 ve her şey eşit. Yani materyal olarak ağır taşlar ve hafif taşlar anlamında. İki piyon öndeyim. Fil çifti çok rahat bir konu. At H2'ye at D7 oynadı. At G4. Vezir G6 oynarsa burada fil D5 yine. Fil D5, vezir D5, kale B8 oynanabilecek bir konum. B6'dan bloke ediyor. Siyah için de kötü değil. Rakibim vezir H4 oynadı. Fil D5 yine değişiyoruz filleri. Fil D5, vezir D5. Şimdi baktığımız zaman B'de bir geçerim var. Pasif bir fili var. Geri kalmış piyonu var. Beyazların biraz daha iyi olması gerekiyor bu konumda. Konuma göre. Ama kolay değil tabii ki kazanmak. H5, at E3. At F6, vezir C6, kale istekte, kale B8, at C4. Şimdi D6'ya bir baskı yapıyorum. D5, at çarpı E5 burada almak iyi değil. Vezir B4'ten sonra kaleyi istiyor. Kaleyi kaçtığında vezir B5 alıyor. Eşit bir konum. Ama burada tabi rakibim hamleyi kaçırdı D5 oynadığında. Ara hamle vezir C7. Güzel hamle. Vezir C7'ye şimdi kale çarpı B5 alırsa at çarpı E5, F7 düşüyor. Kale çarpı B5 alamıyor. F7 piyonunu da vermiş oluyor. Kayıp konum. Kale E8 oynamak zorunda kaldı. Şimdi at çarpı E5 oynadım. Şimdi burada vezir B4 artık kale ve piyonu istiyor fakat F7 boşta olduğu için yapamıyor. Vezirim C7'de olmasa bana bir tempo kazandırmış oldu. Kale E7, şimdi vezir A5. Vezir B4'ü kestim. Vezir D4, at F3. Burada tabii ki at C6 daha iyi B4 karesinde desteklemek açısından. Biraz daha iyi bir hamleydi. Ben at F3 oynadım. Vezir F1, kale E1, vezir E1. Vezir B6, vezir E2. Siyah biraz aktivite elde etti benim oynadığım varyantta. At C6 daha iyiydi. Fil C5, fil D2, at E4, fil E1, vezir E6. Şimdi konum çok zor bu konumu oynamak. Neden? Çünkü piyon öndeyiz ama ilerleyemiyorum bir türlü. Taşlarım sıkışık. Benim taşlarımı yavaş yavaş açmam gerekiyor. Bunu yapabilmek için de ilk önce şah F1 oynuyorum. F2 piyonunu şah çekerek almasını istemiyorum olur da verirsem diye. Vezir F6, vezir C2. Taşlarımı yeniden geliştirmeye, daha iyi yerlere götürmeye başlıyorum. Vezir F5, dikkatli olmak lazım. At G3 tehdit. Vezir B3. Fil B6, H4. Vezir D7, vezir A4. Vezir C8, vezir A6. Burada yanlış oynadı rakibim. Vezir D8 oynasa
kolay değil bunu nasıl kazanacağım. At D2 oynadığım zaman H4 boşta. Ama at D2 H4 aldığı zaman B6 alınıyor fil mevcut olduğu için. At D2 oynayarak devam edebilirim belki. Ama yine de kolay bir konum değil. Bunu çok rahat oynayabilir siyahlar. Ben taş değişmeye çalışacağım. E4'teki at çok kuvvetli. Vezir D8 daha da zorlaştıracaktı işleri. Vezir A6 kayıp artık. Rakibimin görmediği bir etütvari bir şey vardı, plan vardı burada. Rakibimin görmediği. Taşları sıkıştı çünkü rakibimin. Vezir A6, B6'ya at A5 oynadı. At C5 oynadı pardon. Fil A5. İlk hamlemiz bu. Şimdi A7 sürmek istiyorum. Fil çarpı A5 alamıyor. Tek hamle B4. Fil A7 tek hamle B4 oynadık. At çarpı A6'ya at E5. Şimdi baktığımız zaman taşları oynamıyor. At ve fil sıkışmış vaziyette. At B8 oynayabilir. At B8'den sonra da hiçbir yere gidemeyecek at. Çok basit bir şekilde şah E2. İşte F3 sürüp şaha yanaşacağım. Fil B8 oynamayı tercih etti. B5. Şimdi fili eğer E5 alırsa BA6. Fil D4 geldiği takdirde fil D2. Bunu gelirse şah E2. Fikrimiz şahı D3'e koyup yani geldiğini düşünelim. Şah D3. Sonra file 3 oynamak. D4 sürerse de bu gelip bu şey piyonu alacağım bir şekilde. Buradan herhangi bir yerden gelip alacağım piyonu. Piyon öndeyim. A7 süreceğim. Kazanacağım. O yüzden file 5 alamıyor. At C5 oynadı. At C6. At B7. Şimdi burada fili kaçabileceği yerlere bakıyoruz. Buraya oynarsa fil B4 oynayabilirim. Artık B6 piyonum B5 piyonum geçer olacak. B6 B7 sürmeye çalışacağım. Çok da kaçabilecek yeri yok. At B7'yi tercih etti. Yine fil B4. Şimdi fil nereye kaçacak? At E7 at D5 istiyorum. Fil D6 oynadı. Fil D6 at D6 B6. At E7 istiyorum. Eğer şah burada at B7 oynadı. Şah F8 oynarsa bakın at A5 kaybediyor. O yüzden at B7 oynamak zorunda. Tek hamle. At E7'yi acele etmiyorum. Şah E2. Oyun sonunda şahın aktifliği çok önemli. Önce şah E2 oynuyorum. Eğer şah F8 oynarsa at E7'mi kesmek için. Bakın şah E7'den giremiyor direkt oyuna. Şah E3. Şah E8. Şah D4. Şah D7. Şah D5. Ve kazanç. At finalleri biliyorsunuz. Piyon finalleriyle aynı şekilde görülür. Piyon finalinde atları kaldırdığımızda nasıl kazançsa beyazı. At finali de öyledir. Bu konum kazanç. O yüzden ben ilk önce şah E2 oynadım. Şahın aktifliği. F6. Şimdi şah F7 gelmek istiyor. Bu sefer şah E6'ya gelecek. D5'e aldırmayacak bana. Şimdi at E7 oynamak zorundayım. Şah F7. At D5. G5. Şah D3. H4 almasını önemsemiyorum. Piyon yapısı bozuk. Bir an önce şahımı C6'ya gitmek istiyorum ben. Şah E6. Şah D4. G H4. At F4. Ben de H5 piyonunu alıyorum burada. Şah F5. At H5. Şah G5. At G7. Şah G4. At E6. Şimdi H3 sürdüğü takdirde aldıktan sonra artık şah E4 gelebilirim basitçe. Şah D5 de olur ama şah E4 güzel hamle. Şah E4 şah F5 gelmek istiyorum. Bunu gelirse eğer böyle oynarım. Şimdi bunu oynadıktan sonra artık bağlamış oluyorum aslında şeyi atımla piyonu birbirine. Şah F5'e dikkat etmem gerekiyor. Burada şah çekişlere dikkat etmem gerekiyor. Daha güzel bir şekilde de oynanabilir. Şimdi atım F4 ile bu piyonu tutabilecek. Şah D5 gelebilirim. Çünkü şah G4 şah F3 gelmek zorunda kalabilir. Şah F2'den oynarsa böyle bir tempo kazanabiliyorum. Şah G4 geldiğinde de yine şah C6 oynayabilirim. Atı isteyebilirim. Bunu geldiği takdirde şah C7. Şimdi ben bu atı B3'ten istediğim takdirde at B3 B7 kazanamıyorum. Neden? Mesela göstereyim size. Diyelim ki böyle geldi şah. Alıyor basitçe. Bunu geldiğimde böyle geliyor. Ata 6 fikri nedeniyle. Ama eğer benim şahım C8'de olsaydı nasıl yapabiliriz mesela bunu? Diyelim ki böyle geldik. Aldı. Böyle geldi. Şimdi at B3'ü alamayacaktı. Yani bunu oynadığı zaman at B3 oynarsam alamayacaktı. Çünkü bu kazanıyordu. Bu sefer de at B3'e at C6 oynayacaktı. B7, B8 engel veziri engellemek için. Ona da böyle oynayabilirdik. Atı kaçacak yer tek burası. B7. Şimdi atı 6'yı kesmek istiyorum şah B6 ile. Bu sefer atı hapsedecektik. Yani atı 6 oynayıp mesela F5 sürdüğünü düşünürsek atı 6. Buna böyle.
Şimdi vezir çıkmış oluyorum artık, engelleyemiyordum. Yani böyle fikrimiz var her zaman. Biraz uzun oldu tabii ama aklımızda olsun. At E6'ya F5 sürdü. Şah E5. At A5. Şah D5. Burada bir üçgen çizme gibi. Direkt şah D5 oynamıyorum. Şah E5 oynuyorum. At A5 oynadığı zaman at C4 istiyor. Şimdi şah D5 oynuyorum. F4. At D4. F3 karesini de tuttum. F3 sürmek istiyor çünkü burada. Dikkat etmek gerekiyor. F3 sürdükten sonra beraber daha da kolaylaşacak. At D4. At B7. Şah C6. At A5. Şah C7. H3. Burada evet aslında kazanç olmasına rağmen Nikoliç beni uyarmıştı maçtan sonra. Benim de aklımda kaldı 2004 senesi. Hiçbir zaman unutmadım söyledikten sonra. Tempo çok önemli oyun sonunda. Ben hesapladığım için böyle bir hamle yaptım ama hiç hesap yapmadan bunu yapabilirsin demişti. Şimdi burada ben GH3 aldım. Ve bir tempo çok önemli burada. Bir tempo geri kalsam kaybediyorum. Tabi burada düşünmüştüm H3 oynadığında. Hesaplayıp yaptım. Ama çok basit bir hamle var. F3. Şah G3'e GH3. Şah H3'e B7. Aldığında şah B7, şah G3, şah C6, şah F2, şah D5, şah E3. Bu konuma iyi bakın. Sıra beyazda. Şu son konumda sıra beyazda. Şimdi benim oynadığım hamleye bakın. G çarpı H3, şah çarpı H3, F3, şah G3, B7. Terk etti burada ama at çarpı B7, şah çarpı B7, şah F2, şah E6, şah C6, şah E3, şah D5. Burada sıra kimde? Siyahta. Evet, bunu kazandığımı gördüm ama belki kazanamayabilirdim. Bir tempo bile önemli. Burada rakibe tempo kaybettirmek. H3'ü aldıktan sonra bana F3 sürdürüyor. İlk önce F3 tempo ile sürüyorum. Şah G3 H3'ü alıyorum. Bir tempo kazanıyorum. Bu çok önemliydi. Neyse ki bu maçta sıkıntı yaratmadı bu tempo hesapladığım için. Ama aklımda kalmış oldu söylediği Nikol için. Bundan sonra bu tip konu hatırlamıyorum oldum ama hani dikkat ettim. Aklımda olduğu için her zaman bu parti aklıma geliyor. Hatırlıyorum oyun sonunda tempoda. Bu da İspanyol'da güzel bir partiydi. Benim birkaç oynadığım güzel parti var İspanyol'da. Onları da sizlere analiz edeceğim. Açılış İspanyol açılışı altında. Karpov'un güzel partileri var. Yani çok güzel partiler İspanyol'da. Hepsini sizlere analizleyeceğim. Aklıma bu geldi. O yüzden bunu anlatmak istedim. Bir sonraki İspanyol partisinde görüşmek üzere.